Herkese merhaba, ben Ozan. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayım. Çünkü bugün off-road deneyimi yaşayacağım. Böyle bir çıktık, böyle bir parkuru hocayla beraber dolaştık, bir baktık. O yüzden çamur içindeyim. Kamerada göstersin ayağımı. Mahvoldum. Hakikaten çok kötü bir durumdayım. Bu hareketi yapıp yürürseniz çamur olmuyor. Evet. Ama yürürken şunu yaparsanız hem paçalarınız... Ben sana siyah giymeyeyim dedim ya. Şuan hocamızla beraberiz ve Türksel Platinum Parkuru'nu dolaşıyoruz. Bize tanıtıyor sağ olsun. Şu an hiç yorulmadık. Burada asıl önemli nokta, kişi buraya geldiği zaman balta atışından, okçuluk, doğada yaşam, kampçılık, tırmanış, off-road, bunların hepsini aynı yerde bulabiliyor. Değil mi? Tek bir yerde toplanmış. Tabii ki. Şimdi çok şöyle iyi. Bir düşünün. Pazar günü aile bir yere gidecek. Bir alışveriş merkezine ama kapalı alan. Çocuk bir yemek yediğiniz zaman çocuk sizi sürekli rahatsız edecek. Ama burada geldiğinizde baba off-road, anne yürüyüş, çocuk okçuluk veya çocuk kampına katılıp akşama kadar eğlenip bir alışveriş merkezinden daha az harcayarak gidebilirsiniz. Aynen. Fiyatlandırmayı öğreneceğiz videonun sonunda. Devam. Arkadaşlar videoyu böldüğüm için özür dilerim ama güzel bir çekiliş yapacağım. Çekiliş sonucunda güzel bir ok eğitimine göndereceğim sizi. Ok eğitiminde gidiyorsunuz, güzel bir gün geçiriyorsunuz. Yaban Akademi'nin size vermiş olduğu imkanlardan yararlanabiliyorsunuz. Peki nerede bu? İstanbul'da. İstanbul'da olacak herkes bu çekilişe katılabilir arkadaşlar. Peki nasıl katılacaksınız? Bu video iki parttan oluşuyor. Birinci part eğitim, ikinci part benim kullandığım süreç. Onları izledikten sonra tekrar görüşeceğiz. O zaman videomuza geçelim, ondan sonra devam edelim. Bay bay. Türksel Platinum Offroad Park'tayız ve burada ne yapacağız? Burada 4x4 jiplere bineceğiz ve çamurların içinde, suların içinde acayip bir parkur yaşayacağız. Ben gittim gördüm, çok eğlenceli ama içine girip araçla gezmedim. Şimdi hocamızla beraber hem bir röportaj yapacağız hem de bu deneyimi sizlere yaşatmak istiyorum. O zaman ne diyoruz? Evet arkadaşlar, şimdi offroad deneyimine başlıyoruz. Hocamızla beraber yola çıkıyoruz. Bakalım neler olacak, bizi neler bekliyor. O zaman ne diyoruz? Videomuza geçiyoruz. Devam. Evet, aracımıza bindik. İlk öncelik olarak ne yapıyoruz? Emniyet kemerlerimizi bağlıyoruz. Arkası da bağlıyor mu? Arka tarafta bağlayacak. Tamam. Offroad hiçbir zaman tek araçta tek kişi yapılmaz. Yanımızda bir tane co-pilot olması gerekiyor. Tek araç yine offroad olmaz. Minimum iki araç olmak zorundayız. Bunun önemini etapta anlatacağım sizlere. Offroad yaparken 3 tane altın kural vardır. Bunları da unutmuyoruz. Ani gaza basmamak, ani frene basmamak, ani direksiyon tepkisi yapmamaktır. Offroad yaparken direksiyon tutuşumuz sürekli dıştan ve baş parmaklarımız dışarıda olacak şekilde direksiyonu tutacağız. Neden bu şekilde tutacağız? Lastiklere direksiyon sayesinde hareket veriyoruz ama lastiğin de önüne bir engel geldiği zaman bazen ne yapabiliyor? Direksiyonumuzu atıyor. Hızlıca anice çevirebiliyor. Siz bu şekil böyle tutarsanız eğer lastiğin önüne bir engel geldiği zaman bu sizin sakatlanmanıza neden olur. Onun için dıştan ve baş parmaklar dışarıda olacak şekilde direksiyon tutuşumuzu gerçekleştiriyoruz. Eğer siz bu aracı iki şekerli bir araç gibi kullanmaya devam ederseniz bu araç da vahşi bir at gibi üstüne sizi atar. Neden? Ha. Çünkü 1/3 oranında biz bu gücü arttırıyoruz. Hemen tutunuyorsunuz değil mi? Arka taraf. Evet. Oh maşallah. Bu arada öncesinde tabii 40 dakikalık bir eğitim aldık. Öncesinde işte içindeki malzemeler, kullanılacak şeyler, yol durumu, aracın mekanizması, bunları öğrendik. Bunları tabii yayınlayamadık. Bunları öğrenmek istiyorsanız sizi buraya bekliyoruz. Evet, şu an etabımıza doğru hareket ediyoruz. Yapay etabımız. Burası yaklaşık 600 metre uzunluğunda. İçinde 9 tane istasyonumuz var. Bu istasyonları hangi sürüş tekniğiyle geçeceğiz onları öğreneceğiz öncelikle. Evet. İlk istasyonumuz sağ tarafta olan sağ yanal geçiş istasyonumuz. Evet, buraya geldik. Buradan geçeceğiz ama burada neyi bilmiyoruz? Aracın artikülasyon değerlerini bilmiyoruz. Evet. Eğer siz bunu bilmiyorsanız ne olacaktır? Bu araç bir yere kadar tırmanacak ve sonrasında eğer artikülasyon değerlerinin üst sınırına çıkarsanız araç sol tarafa olduğu yere devrilir. Ve bu co-pilot olacak, karşıya geçecek ve bize direktif verecek. Ve biz de harfiyen uymak zorundayız. Wow. Evet, şu an artikülasyon değerlerini görüyorsunuz. Hepsi sizi ezbere bildiğiniz biraz için. Evet, ezberden ziyade aracı iyi tanımak gerekiyor burada. Araçlarımızı iyi tanıyoruz biz. Artikülasyon değerlerini biliyoruz. Evet, şu an yanal pozisyonda artikülasyon değerlerinin durumundayız.
Burada araç kaydığı zaman direksiyonu hangi tarafa çevirirsiniz? Araç yukarıya kaymaz burada, aşağıya kayar. Yani o zaman aşağısı sola doğru, kayan tarafa doğru. Evet, tebrik ediyorum. Araç her zaman kaydığı yönün istikametine gidiyor, şunu çevirir. Evet. Çok özür dilerim ama Merve'ye cevap verirsin. Buradan geçerken araç yukarı aşağı bir salınım yapacak. Hı hı. Tabii yukarı aşağı salınım yaparken ayağımızla gaz pedalının üstünde isten dışı şu hareketi yapacak. Dolayısıyla yukarı aşağı salınım yaparken ayağımızın yapacağı o hareket araca gaza bas bırak şeklinde şöyle bir araç ileri geri ivmelenme yapacak. Ha. Geçişimizi buradan minimum hız, maksimum konforla, minimum hızla gerçekleştireceğiz. Hiç fren veya debriyaj kullanmıyorsun. Yok yok. Gazla sabitliyorum ayağımı sadece. Evet, burada bir neyimiz var? Su geçişimiz var. Nasıl geçeriz burayı? Şnorkelimiz var. Gazlayıp geçebilir miyiz? Vallahi normalde baktığında evet dememiz gerekiyor ama aslında yavaş dikkat etmemiz lazım. Ne yapmamız gerekiyor? Çok yavaş gitmemiz lazım. Evet. Yavaş gitmeden önce ne yapacağız? Burada kopyot aşağı inecek ve suyun derinlik seviyesini ölçmek lazım. Yani, sopayla. Tabii ki sopa yardımıyla. Evet. Eğer burası siz yavaş da gitseniz 4 metre bir su varsa burada. Doğru. Bunun sonu kötü bir felakettir. Evet, geçişimizi yapıyoruz. Buradaki tekniğimiz ne olması gerekiyor? Tabii arazide siz gittiğinizde böyle metal platform değil, burası balçık çamur bir ramp olacak. Yanda bariyerler değil, aşağısı bazen dere yatağı ya da uçurum olabiliyor. Ve aynı zamanda ön lastikler tırmanırken gaza basacağız. İlk varış noktasına kadar ayağımızı gazdan çekmeyeceğiz ve kesinlikle çekiş kontrolümüzü kaybetmeyeceğiz. Evet, varış noktasından sonra yani ayağımızı gazdan çektik. İnişte fren kullanmayacağız. Neyi kullanıyoruz burada? Low vitesinin bize sağladığı fayda nedir bu? 1/3 oranında arttırdığı motor gücü, motor torku. Nasıl yanal geçişlerimizden direksiyon alıyor? Hemen yaşayalım onu kısaca. Çok risk almadan. Bakın şimdi direksiyona. Baya. Otomatik nasıl olan sebebi. Evet. Burada bırakmayacağız direksiyonu. Düz girip düz çıkacağız. Burada bir kaya geçiş istasyonumuz var. Buradaki birinci temel öncelik nedir? Buradaki birinci temel öncelik aracı devirmemek. 3 altın kuralı unutmuyoruz dedik. Ani fren, ani gaz, ani direksiyon tepkimesi ve kendimizi sabitliyoruz burada aynı zamanda. Eğer kendimizi sabitlemezsek biz sallandıkça aracı zaten sabit tutamayız. Evet. Şimdi burada küçük bir atraksiyon yaşayacağız. Tabii bu atraksiyonu biz size yaşatıyoruz, siz bize yaşatmıyorsunuz. Ne gibi? Çok tırsıyorum şu an. Ne gibi? Evet, gidiyoruz. Vay be Rabbim. Burası çok büyük. Vallahi şu an ruhumu teslim ettim. Alttan da gidiyor. İnanılmaz. Tam dediğim bu işte. Oo. Sedef yolu çekiyor herhalde. Hemen küçük bir hatırlatma yapalım. Off-road aslında hiçbir zaman hız yarış değil. Aslında off-road sizlere çok farklı lanse ettiriliyor. Evet ya. Bizler şu akşam, an şunu biliyoruz. Akşam evinize gidip haberleri açtığınızda hemen orada VFR yayınlanıyor. Diyor ki işte Antalya'da off-road yarışı. Off-road araçları çok güzel dakikaları imzalar attı. Taklalar attılar, uçtular. Tabii orada off-road araçlarına geçiyorsunuz görürken ooo diye. Aynen. Aslında sizin gördüğünüz her spor dalının yarış klasmanı olduğu gibi siz de off-road'un yarış kısmını görüyorsunuz. Ha. Aslında off-road yarış değildir. Doğaya karşı yapılan bir spor değil, doğayla beraber yapılan bir spordur. Doğa sporlarında şöyle bir gerçek vardır. Yine bir parantez daha açıyoruz. Doğa sporlarında doğaya karşı yapacağınız her hatanın bir bedeli var. Doğanın aklı yok. Bu ama ekipman, donanım ya da aracınız olur ya da canınız olur. Bunu hiçbir zaman unutmayalım kesinlikle. Evet, yapay etabımız bitti. Şu an doğal etabımıza giriyoruz. Evet, hazır mıyız? Valla hazırız gibi. Şu deminkinden sonra öyle bir yol var ki şu an sevgili izleyiciler. Hakikaten yani burası, buradan çıkamayacağız diye düşüneceğiniz bir yol. Ama çıkacağız galiba, bilmiyorum. Hocamız yanımızda. Evet, yaşayalım ve görelim. Hakikaten burası nasıl bir yol? Sedef, sence çıkabileceğiz mi buradan?
Evet. Allah'ım yarabbim. Of of of. Evet, olmaz. Yolu görüyorsunuz. Buradan nasıl döndük biz? Evet, burada çok dikkat ediyoruz. Araç kaydığı yöne çeviriyoruz ki aynen, ağaca yanaşmayalım diye. Burada aynı zamanda aracın ön tarafı farklı yöne kayar, arka tarafı farklı yöne kayar ama asfaltta neydi? Hani bir tabir vardır ya büyüklerimizin, ön teker nereye, arka teker oraya. Burada öyle bir şey yok. Burada tamamen tecrübe gerektiriyor. Şu an low vitesinin bize sağladığı artıyı göreceğiz. Bu rampayı frene basmadan ineceğiz. Bu rampayı dediğin sebep göremiyorsun herhalde şu an. Ben söyleyeyim, bu rampa yani rampa şu an değil, göreceğiz. Uçurum. Şu an uçurum. Eğer biz burada frene basmış olsaydık, 2 çeker ya da 4 ayda inmeye kalksaydık burayı biz, fren yapacağımız için ön lastikler dönme kabiliyetini kaybedecekti, kızaklamaya başlayacaktı, araç hızlanacaktı. Sen burayı bana ver. Sol yaptığımızda araç sola gitmeyecekti, sağ taraf aşağıya uçuruma doğru araç yönlenecekti. Evet, şu an basmayacağız. Ayaklarını bile çekebilirsiniz. Aynı zamanda şu an birinci vitesli araç, low motion'da. Kalkışı yaptık ve ben ayağımı şu an topladım. Evet. Ayaklarım şu an, bende. Komple çekik. Tekrar gösterebilirsiniz ayaklarımızı. Evet. Ayaklarımı topladım. Bakın görüyorsunuz. Evet. İnişimizi ne kadar güvenli bir şekilde gerçekleştirdik. Araç şu an gaza basmamı istiyor benden. Evet. Gidiyoruz. İnşallah. Bu araçlar nasıl geçecek şimdi? Onlar beni bekliyor. Biz sağdan devam ediyoruz. Ha, sağdan devam. Burada biz hiçbir zaman diğer araçlarla... Evet, görüyorsunuz şu an daha sert bir arazi şartlarına girdik. Evet. Yarabbi. Evet. İnanılmaz. Görüyorsunuz. Bunlar ediyorlar ya, anlatmaya gerek yok. Harbi. Direkt yaşayalım. İnanılmaz. Evet. Şimdi araçlar aşağı ineceğiz. Ama ya. Evet, araçlarımız... Ne, buradan mı ineceğiz? Evet. Hocam emin misiniz? Son kararım. Ben insem diyeceğim, buradan evet, ben insem de şey yapamam. Araç bakın, sağa doğru kayıyor. Çamurun evet, ne kadar kaygan olduğunu görüyoruz. Burada evet, çok ufak hareketlerle direksiyonu tam sol ya da tam sağ istikamete çevirmeyeceğiz. Eğer çevirirsek araç tepki almaz, tam ters tarafa doğru kayar. Görüş açımızı düzeltelim. Buradaki eğim çok güzel değil. Evet, hazır mıyız? Sen de hazır mısın? Yavaş yavaş. Hadi bismillah. Araç hala kaymakta ısrar ediyor. Sağa doğru gidiyor bu. Evet, şu an önemli olan o ağaca... Ağaca dokunmamak. Dokunmamak. Evet, şu an aşağıya saldık aracımızı. Evet, görüyorsunuz. Olmaz ya. Burada fren yok. Frene basarsak, yani şu an bir fren bastık bıraktık. Tekrar bastık bıraktık. Kontrol bir şekilde durduk. Vallahi güzel. Evet, burası ekstrem etabımız. Araç şu an ikinci viteste gidiyor. Ya da şöyle yapalım, üçüncü viteste bu kadar hız yapabiliyorsunuz. Ama high olsaydı aslında high'da üçüncü vitesin hızına ulaşıyordunuz. Yani 1/3 oranında motorun arttırdığı o torkunu aynı zamanda hızımızı düşürüyor bize. Yani minimum hız. Ya da şöyle açıklayayım. 2 çeker ve 4 high'da, 4 çarpıda, hızlı 4 çarpı deriz sana. Araç normalde birinci viteste 20 km hız yapar. Ama low'a aldığınız zaman maksimum 5 km hız yapar. Ama motorun gücü torku artıyor. Sonlandırıyoruz. Kız. Manyak. Diyoruz. Kaymayı hissederseniz sağa değil sola çevireceğiz. Tekrar sağ yapacağız. Şimdi topluyoruz direksiyonu. Bakın ne kadar kontrolü şöyle giriş evet, sağlıyoruz. Gaz. 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 Çektik ayağımızı gazdan. Çok güzel. Kendi haline bırakıyoruz aracı.